Merhabalar, Eğitim Atlası programı ve Akit TV'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu, her cumartesi saatler tam 11'i gösterdiğinde biz karşınızda oluyoruz. Lütfen sizler her cumartesi saatler 11 olduğunda dışarıdaysanız evinize dönmeyi unutmayınız ve saatlerinizi mutlaka her cumartesi saat 11 Akit TV'deki Eğitim Atlası programına göre ayarlayınız. Çünkü bu programda biz gerçekten sıra dışı, söylenilenlerin çok ötesinde doğruları sizinle paylaşıyor ve yaptığımız çalışmaları, titizlikle ele aldığımız konuları anlaşılabilir ve çocuklarımızın işine yarayabilir düzeyde aktarmaya gayret ediyoruz. Tabii bize nasıl ulaşabilirsiniz program boyunca? Bizi telefonla arayınız. Ekranda gördüğünüz numara 0312 474 0380 nolu telefondan bizi arayıp sorularınızı yazdırınız. Biz size sırasıyla program boyunca dönüyoruz. Bu arada Instagram Bons Hoca üzerinden de sorularınızı yayın süresince bekliyoruz. Özellikle bir şeyi hatırlatmak isterim. Instagram Bons Hoca üzerinden biz her gün günün tavsiyesi adı altında çok kısa, özlü eğitim ve öğretim adına başarıyı nasıl yakalarsınız içerikli yazılar yayınlıyoruz. Lütfen sevgili öğrenciler, değerli anne babalar, program biter bitmez Instagram Bons Hoca'ya giriniz. Bakın ekranda da onu görüyorsunuz zaten. Orada günün tavsiyelerini tek tek okuyun. Altında ne yapmalısınız diye de kısa bir açıklamamız var. Onu da okuyun lütfen. Ama yayın boyunca Instagram Bons Hoca üzerinden de sorularınızı bekliyoruz. Bu arada programımızı yayın bittikten sonra akittv.com.tr üzerinden de tekrar izleyin ve üzerinde düşünün. Durdurun programı ve orada çocuğunuzla, bakın hoca burada şunu demek istedi, aslında sen şunu yapıyorsun gibi devam edin. Anlaşılmadık bir yer bırakmışsak önümüzdeki hafta sorularınızı sorun. Emin olun muhteşem bir hizmetle karşı karşıyasınız. Ben bundan gurur duyuyorum, sizin izlemenizden büyük keyif alıyorum. Şimdi bu arada her hafta anons ediyoruz bunu. Bu çok önemli çünkü bir sosyal sorumluluk projesi, hayrına yaptığımız bir iş. Tercih döneminde biliyorsunuz bu yıl üniversitelerin kılavuzda, yayınlayacakları kılavuzda bölümlerin sıralaması olmayacak. Puanları da olmayacak. Maalesef YÖK tahmini sıralamaları verecek. Çünkü vermese daha iyi, kafa karıştıracak onlar zaten. Bunlar yıllardır bunu veriyorlar. Biz vermeyin diyoruz, yine veriyorlar. O kafa karıştıracak. Onun için lütfen bize danışmadan, yani bu programı izlemek bize danışmak demektir. Birincisi bu. Bize danışmadan asla tercih yapmayın. Bizimle yüz yüze konuşmak istiyorsanız 31 Temmuz'da sınav sonuçlarının belli olduğu gün tercih sonuna kadar ben İstanbul'da Biruni Üniversitesi'nin kampüsünde olacağım. Ücretsizdir, sosyal sorumluluk projesidir, hayrına yaptığımız bir iştir. Lütfen bize danışmadan şimdiden söylüyorum, not alın, asla tercih yapmayın. Bütün Türkiye'deki herkesi de oraya davet ediyorum. 2,5 saatlik bir seminerin sonunda birebir görüşmelere geçiyoruz. Efendim şimdi videomuzu izlediniz mi bilmiyorum. Mutlaka onu da izleyin. Biz videomuzda diyoruz ki soru çözüm saatleri adı altında yapılan etütler gerçekten öğrencilerin başarısına bir katkı sağlıyor mu? Bu yöntem, yani soru çözüm yöntemi, çocuklarınızın matematik ve fen becerilerinin artmasını gerçekten sağlıyor mu? İşte bunu konuşacağız. Sevgili öğrenciler ve değerli aileler, lütfen dikkat edin. Özellikle kurslarda kendilerini ifade ederken, yani size verdikleri hizmetleri anlatırken, soru çözüm saatlerinin ne kadar fazla olduğunu, sürekli soru çözüm saatleri yaptıklarını anlatarak kayıt alıyorlar. Son dönemlerde okullarda açılan kurslara baktığınız zaman
Oralarda da soru çözüm saatlerinin aslında çok yaygın bir şekilde uygulanmaya başladığını görüyoruz biz. Şimdi dikkat edin, soru çözüm saatlerinin aslında gözlem yoluyla öğrenme anlamına geldiğini ve biz bunu bu programda gözlem yoluyla salata yapmayı öğrenebilirsiniz. Elma soymayı da, karpuz dilimlemeyi de öğrenebilirsiniz, cacık yapmayı da öğrenebilirsiniz. Başkası bunu yaparken seyrederseniz öğrenirsiniz. Ama matematik ve fen derslerinde karmaşık problem çözme becerisi isteyen bu derslerde asla gözlem yoluyla öğrenilemez. Sadece gözlemlediğiniz probleme ilişkin durumsal bir bilgi edinirsiniz. O da ne demek? O gözlemlediğiniz sorunun aynısı gelirse işe yarar demek. Şimdi ben buradan öğrencilere soruyorum. Çocuklar, deneme sınavı oldunuz işte 4 tane, 5 tane, 6 tane her neyse ve çok sayıda soru çözüyorsunuz. Soru çözüm saatlerinde çözülen soruların hangisi moda aynen geldi? Gelmesi imkansız çocuklar. Bakın bir düşünebiliyor musunuz? Bir sayılar konusundan matematiğin en sonsuz sayıda soru yazılabilir. Benim kendi çalışmalarımla ifade ettiğim şekliyle ifade edeyim. Dünyadaki bütün matematikçileri toplasak ve bir yere kapatsak, 100 yıl boyunca soru yazsalar sadece sayılardan, yeryüzünde sayılarla ilgili yazılma ihtimali olan soruları yazıp bitirebilirler mi? Asla. Bunu matematikçiler söylüyor zaten. Hani ben matematikçi değilim elbette ki. Bu işin ilmini yapan bir insan olarak buraya araştırma olarak bakıyorum olaya. Onun için çocuklar, öğretmenlerinizin çözdüğü soruların elbette ki size bir katkısı var. Bakın onları yatsımıyoruz biz. Ama siz bütün öğrencilik hayatınızı ben her anlamadığım soruyu öğretmene çözdürüyüm hareket şeklinde hareket ederseniz, o zaman peki siz bir tane soruyla baş başa kaldığınızda ve o soruyu tek başınıza çözmek zorunda kaldığınızda acaba ne yapacaksınız? Sınavdan sonra hocaya çözdürürüm. Puan getiriyor mu çocuklar? Bakın dikkat ediyor musunuz? Evde çözemediniz, hocaya çözdürürüm. Çünkü evde bir puan mücadeleniz yoktur. Net mücadeleniz var. Sınavdan sonra da mı hocaya çözdürüyüm diyeceksiniz? İşte bunun yapılmaması için biz oradaki ana mantığı, bakın şimdi orada şöyle bir mantıksızlık da var zaten. Buna çok dikkat edelim. Daha önce anlatılan konuların sorularını öğrenci çözemiyor. Peki bunu niye öğretmen çözüyormuş? Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bir öğretmen bir konuyu anlattı değerli velilerimiz matematikten. Niye anlattı? Çocuğa öğretmek için. Öğretmen çocuğun öğrenip öğrenmediğini kontrol etmek ya da öğrendiklerini test ederek pekiştirmesini sağlamak için soru ödevi veriyor, değil mi? Buraya kadar da doğru. Çocuk soruları çözemiyorsa bu neyin delilidir? Öğretmenin anlattığını öğrenci anlamamıştır. Başka neyin delilidir? Öğretmenin öğretmeyle ilgili anlatma yöntemi tek başına yetersizdir. Bakın hocamıza yetersiz demiyorum. Yöntem yetersiz diyorum. Şimdi bir matematik hocası elbette ki matematiği bütün boyutuyla öğrencinin ihtiyacı boyutunda bilir zaten. Ama anlatma yöntemiyle öğretmen öğrencimizin ihtiyacını karşılayamamış. O çocuk başka ihtiyaçlara da sahip, yani başka şekilde de çalıştırılmaya ihtiyaç duyuyor o matematiği öğrenebilmek için. Aynı şeyin fizik ve fen derslerinde, yani fizik, kimya, biyoloji derslerinde de geçerli olduğunu asla unutmayın. Şu anda muhteşem bir program izliyorsunuz. Konu ne? Çocuğunuzun matematik ve fen derslerinde başarılı olması için çocuğunuz nasıl çalışmalı? Bunu konu edindiğimiz bir program izliyorsunuz şu anda. Ben orada yanılgıyı söylüyorum. Şimdi bazı hocalar şey zannediyor. Hani biz sosyal bilimciyiz ya. Matematikten anlamaz zannediyor bizi. Diyorlar ki ya öğrenciye ben bir konuyu anlattım. Bana böyle demişlerdi. Ben bunu bir kitabımda yazdım. 30 tane matematik hocasıyla bir paneldeyiz. Şimdi onlara göre ben bir sosyalciyim.
Anlamam matematikte. Ben tabii ki matematikçi değilim ama matematik biliminden anlamadığımı da kimse iddia edemez. Ben türevi integrali bilmem sadece. Şimdi o bilimden anlamak ayrı bir şey. Dedim ki ya öğrenciler, öğretmenler öğrencinin çözemediği soruyu çözmemelidir. Dedim. Bazı hocalar dediler ki hocam dediler yanlış düşünüyorsunuz. Biz yani öyle sorular var ki onları biz çözmek zorundayız dediler. Öğrenci çözemediği zaman. Onlara şöyle bir soru sordum. Lütfen beni çok dikkatle takip edin ve bu soruları akittv.com.tr'den evet akittv.com.tr'den böyle durdurarak dinlemenizi rica ediyorum. Son yılların en iyi programını konu bazında sizinle yapmaya çalışıyorum. Elim gücüm yettiği ölçüde. Onlara dedim ki kıymetli hocalarım öğrenciyi karşınıza alıyorsunuz ve bir konuyu anlatıyorsunuz. Neden anlatıyorsunuz peki? Çocuk konuyu anlasın diye. Değil mi? Evet dediler. Peki o konuyu anlattıktan sonra çocuklara niye test veriyorsunuz? Bu anlattığınız dersle o çocukların o soruları çözeceğine inandığınız için veriyorsunuz. Değil mi? Dedim evet dedi. O zaman öğrencinin çözemediği soruyu niye siz çözüyormuşsunuz? Çocuğa o konunun yeniden anlatılması, araştırma ödevinin verilmesi, efendim arkadaşlarıyla tartışma, ne bileyim işte şu konuya şöyle tekrar çalış gibi eğitici ve öğretici yönergelerin, talimatların çocuğa verilmesi gerekmiyor mu dediğimde, evet aslında haklısın dediler. Bazen biz bazı şeylerin üzerinde çok bildiğimiz için düşünmüyoruz. Hani düşünürler der ya, eğer biliyorsanız beyniniz düşünmeyi bırakır diye. İşte buradan gelmeye çalışıyorum. Eğer biliyorsanız beyniniz düşünmeyi bırakıyor. Ve biz bazen bildiklerimizin düşünce bazında ayağımıza bağ olmasını engellemek için farkında olarak düşünme moduna geçmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Ondan sonra sorulara geleceğim. Harika bir konu gündemimizde. Geçen haftadan da sorularımız var. Şu anda da yoğun bir şekilde sorular geliyor. Şimdi soru çözüm saatlerinin soru çözüm saatleri tam olarak nedir? Tekrar ediyorum bunu. Öğretmen konuyu anlatıyor. Çocuğa soru veriyor. Çocuk soruları çözemeyince geliyor öğretmene çözdürtüyor. Şimdi bunun neresinde faydalı bir eğitim boyutu var? Yani hoca çözer, hoca zaten profesyonel. Yani biz hocanın anlattığı konuyla ilgili sorup çözemeyeceğini anlamak istiyorsak bu doğru bir yöntem. Ama bizim öyle bir derdimiz yok öğrenci olarak zaten. Şimdi burada bir sıkıntı. Öğrenci edilgin ve pasif durumdadır. Sadece seyreden durumundadır. O soruyla ilgili bilgi edinme becerisi yüksektir. Ben şimdi Instagram bonus hocada çözemediğiniz soruları öğretmene çözdürtmeyin diye bir küçük yazı yayınladığımda çocuklar dediler ki çözdürmeyip ne yapacağız dediler. Biz onu o çözünce anlıyoruz zaten diyorlar. Çocuklar anladığınız şey sadece o çözünün, o sorunun çözüm basamaklarıdır. Bakın buna dikkat edin. Onun için devam ediyorum. Harika bu bilgiler bunlar. Şimdi efendim burada gözlem yoluyla öğrenmeye çalışmanın matematik ve fen derslerinde etkili bir yöntem olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Ve ipucu bağımlılığı denilen bir bağımlılığa sevk etmek durumunda kalıyoruz size aksi halde. Yani ipucu bağımlısınız. Ne demek bu? Öğretmen, siz bir problemle karşılaştığınızda size başka bir ipucu vermezse soruyu çözemiyorsunuz. Ve dikkat edin, sınavda size kimse ipucu vermez. Ve sevgili öğrenciler, belki aşırı stresten, belki içinde bulunduğunuz durumlardan dolayı siz fazla kaygılı olduğunuz için bütün bunlara, ipuçlarına, başka birinin elinizden tutarak yolu yürümesine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ama bu sonuçları değiştirmiyor. Anne babalar, sizler özel derslere çok büyük paralar harcıyorsunuz. Bu işi hakkıyla yapan kıymetli arkadaşlarımızı tenzih ederek söylemek istiyorum. İnsanların emeğini görmezlikten gelmek günahtır. Allah'ın katında da gerçekten günah işlemektir. Ben öyle bir şey de yapmak istemem şahsen.
Ama şunu çok iyi bilmenizi rica ederim ki özel derslerin çoğu mükemmel bir şekilde, akrobatik bir şekilde soru çözen hocayı seyredip ona hayran olma gibi bir sonucu doğuruyor. Biz onun için değerli aileler, çocuklarımızın problemleri kendi başına çözme becerisi, problemleri kendi kendine nasıl çözecekleriyle ilgili yöntemleri veren hocalarımızla yola devam etmelerini daha fazla tavsiye ediyorum. Bunu hiçbir zaman için unutmamanızı rica ediyorum. Fen derslerinde de aynı boyutun geçerli olduğunu hiç unutmamanız gerekiyor. Ve ne kadar fazla öğrenme yöntemi uygularsanız. Şimdi dikkat edin söyleyeceğime. Öğrenciliğin o meşhur üç aşaması vardır ya, çıraklık, ustalık ve uzmanlık aşaması. Soru çözen öğretmeni seyretmek öğrenciliğin çıraklık aşamasıdır. Çırak ustanın elini seyreder, ne yaptığına bakar ama asla kendi başına bir motoru tamir edemez. Nasıl yapıldığını bilir ama bunu motoru verin tamir edemez. İşte değerli aileler, çocuklarınız sizin çırak olarak yetişiyorlar. Yani soru çözüm saatleri usta öğrenci, bırakın uzmanı, ona geleceğim, çırak yetiştiriyor. Özel derslerin %99'u çırak yetiştiriyor. Ve bunları kontrol altında tutmanız gerekiyor sizlerin. Usta öğrenci, öğretmenin anlattığını anlayan ve kendi başına da başka soruları da çözebilendir. Uzman öğrenci, öğretmenin anlattığını anlayan, soruları çözen, hatta başkasına da öğretebilendir. Siz düşünebiliyor musunuz şimdi, bakın burada söylediklerimize, çocuklarınızın çalıştığı dersleri size anlatmasını, arkadaşlarına anlatmasını telkin edin. Sevgili öğrenciler, siz de bunu böyle yapın lütfen. Evet, şu anda Akit TV'de her cumartesi saat 11'de yayına giren Eğitim Atlası programındasınız. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Türkiye'de ve belki de dünyada eğitim programını ilk yüze girdirmeyi başaran, ki bunları Instagram'dan zaman zaman yayınlıyoruz, bir eğitimci olmanın keyfini diyeyim, yaşayarak size bu programı anlatıyoruz. Lütfen bunlara çok dikkat edin, bu söylediklerimize. Ve sevgili öğrenciler, tabii ders çalışmalarınızı takip, ondan sonra hemen soruya geçeceğim. Sakın ha, sakın ha, ders çalıştıktan hemen sonra televizyona, bilgisayara, cep telefonuna bulaşmayınız. Ders çalıştıktan hemen sonra az önce çalıştığınız konuların üzerinde durunuz. Az önce çalıştığınız konuları zihninizden tekrar ederek onların yerleşmesini sağlayınız. Evet, burada sorularınıza geçiyorum yavaş yavaş. Matematik ve fenle ilgili sorularınız şu anda geliyor. Instagram bonus hocaya dikkat edin, orada günün tavsiyelerine. Onların içinde bunlar da vardı. Biz devam edeceğiz. Bu arada o sorularda, geçen haftadan gelen soruları hızlı bir şekilde yanıtladıktan sonra sizinle tekrardan paylaşacağım. Şimdi sevgili öğrenciler, değerli aileler, Yusuf Yılmaz İzmir'den. Biz geçen hafta İzmir'de 3 gün boyunca İzmirli öğrencilerimizle buluştuk. Harika etkinlikler yaptık. Açık öğretimde yabancı dil İngilizce, ortaokulda dilim Fransızca, açık öğretimde kitaptan başka yapacak bir şey yok. Ne yapmalıyım İngilizce için? Şimdi bunu nasıl yazmış arkadaşlar bilmiyorum bu soruyu. Yabancı dilin İngilizce, açık lisede okuyorsun galiba. Şimdi sevgili öğrenciler, İngilizce eğitiminde özellikle kodlama yöntemiyle, yani ses benzeşmesi kodlamasıyla İngilizce kelimeleri ezberlemeye çalışmayın. Lütfen buna dikkat edin. İngilizce kelimeleri daha çok cümle içerisinde kullanmaya çalışın.
ve elinizden geldiği kadar Türkçe konuşmamaya özen gösterin. Annenizden babanızdan bile bardağı İngilizce isteyin ve onlarla da İngilizce konuşmaya çalışın. Ne kadar uygulama o kadar İngilizcenizin mükemmel olması anlamına geliyor bu. Hakkı Karakaş, öğrenme yanılgısı için ne yapmalıyız? Harika bir soru bu. Biz geçen hafta öğrenme yanılgısı engeli diye bir şeyden bahsettik ve bunu Instagram Bonus Hoca'dan da yayınladık. Öğrenme yanılgısı engeli şudur. Sürekli konu tekrar ediyorsunuz. Ne oluyor bu? O konuyu artık çok hızlı okuyorsunuz. Buna akıcılık kazanma deniliyor. Başka ne? Sürekli çalıştığınız ve okuduğunuz konuda, dikkat edin, sürekli çalıştığınız ve okuduğunuz konuda aşinalık kazanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bu defa? Görünce konuyu tanır hale geliyorsunuz ve zannediyorsunuz ki ben bu konudan hangi kılıkta, değişiklikte soru gelirse gelsin çözerim. Şimdi bundan, yani öğrenme yanılgısı engelinden kurtulmak için çalıştığınız konuların üzerinde düşünecek, bunun başka anlamlarını çıkartacak ve başka kavramlarla ve konularla ilişkilerini bulacaksınız. Onun için Hakkı Karakaş, çok teşekkür ederim bu soru için. Harika bir soru sormuşsunuz. Nilay Koçak Keskin, öğrenme yanılgısı engeli için, evet, Hakkı da aynı soruyu sormuş. Çok ilginç. Öğrenme yanılgısı engeli için önerileriniz nelerdir? Bir kez daha Nilay Hanım için de tekrar edeceğim. Velimizseniz tabi, öğrenci değilseniz. Nilay izleyicimiz için söyleyelim. Konuları birbiriyle ilişkilendirecek, bu konudan başka ne anlam çıkar diye düşünerek o konuyu eklemleyecek ve çoğaltacaksınız. Öğrenme yanılgısı engeli, bundan kurtulmanın yolu budur. Saliha Uysal, Çiğdem ve Çiğdem Kocabay, bize sürekli tekrar yap diyorsunuz, öyle diyeyim. Unutmazsınız diyorduk. Siz öğrenme yanılgısı diyorsunuz. Ha evet, o öğrenme yanılgısı engelinin üzerinde Saliha Uysal ve Çiğdem öğrencim. Aferin size. Şimdi çocuklar, dikkat edin. Sürekli tekrar yaptınız, başka bir şey yapmazsanız öğrenme yanılgısı ortaya çıkıyor. Nedir o? Bakın, bu ne? Bardak, su bardağı. Bu ne? Su bardağı. Bu ne? Su bardağı. Sürekli su bardağı diyorsunuz. Tamam da çocuklar, hadi bununla çorba içmeniz istenirse bir sınavda. Hadi bu bardakla kırılan bir sehpanın ayağını yükseltmekle gibi takoz görevi sorulursa. Anladınız mı ne demek istediğimi? Sizin tekrar yapmanıza asla karşıyım, onu ben diyorum zaten çocuklar. Ara ara tekrarlar yaparak bilgilerinizi etkinleştirin. Harikasınız. Düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi çocuklar, anında yazmanızı rica ediyorum. Yanılmaz etmez bir Allah'tır. Söylediklerimden dolayı siz bazen yanlış anlamış olabilirsiniz. Bana düzeltme fırsatı verin ne olursunuz. Siz bizim başımızın tacısınız. Bizim yeminimiz var bu ülkenin her karış toprağında zihin teri dökmeye. Ve yeminimiz var Ağrı'da, Doğu Bayazıt'ta, Edirne'de, İstanbul'da, İzmir'de, Artvin'de, Mersin'de, Trabzon'daki öğrencilerle buluşmaya. Ve bunu da yapıyoruz zaten. Lütfen bunlara dikkat edin. Öğrenme yanılgısı geçen sene bayağı sarsmış öğrencileri. Tabii oradan gelmiş soru. Beyza Ağaca Adana öğrenci, 12. sınıfta sevgili öğrencimiz Beyza. İstediğim bölümü kazanamaz isem sırf okumak için tercih yapmalı mıyım? Asla Beyza'cığım. Asla. Bak, anne baban da oradaysa, siz daha çok gençsiniz ve bir yıl daha sınavı tekrar etmelisiniz. Ama benim size bir tavsiyem var çocuklar. Bu yıl inanılmaz bir fırsat yakaladınız. Beyza'cığım, bir not alır mısın? Ben 11 Ağustos'ta Adana'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ofisinde olacağım. Bu da sosyal sorumluluk projesi. Orada ücretsiz size tercihlerle ilgili bir sunum yapacağım. Ne olursun 11 Temmuz'u kaydet.
tercihlerini bana danışmadan asla yapma. Ben size bunu kazandırtacağım çocuklar. Bu sene tarihi bir fırsat yakaladınız. Neden? Tercihlerde bir belirsizlik var. Ve ben ya da benim gibi birçok arkadaş ne yapacağınızı biliyor. Bu doğru insanlara danışarak biz mutlaka en güzeli bulmaya çalışacağız sizin için. Ama bu sene mutlaka kazan. Ama istediğin yeri kazan. Diyelim ki istediğin yeri tutturamadın. O zaman lütfen bir kez daha dene. Çocuklar, hayat boyu istemediğiniz bir mesleğe katlanmak kadar daha zor bir şey yok. Lütfen buna dikkat edin. Güldalı Kater Kayseri'den arıyor. Geçen hafta Kayseri'deydik. Harika bir sıcak vardı veya harika mıydı sıcak bilmiyorum ama kışın ortasında. Gömlekle dolaştık adeta. Çocuğum 10. sınıf matematiği anlamıyor. Sevmesi için bir püf noktası var mı? Tabii ki var. Ben de bunu deminden beri işlemeye çalışıyorum. Gülden Kater Hanım. Burada özellikle matematikte çocuğunuzun başarıyı tatması gerekiyor. Yani küçücük bir problemi çözmesi gerekiyor. Küçücük bir ilkenin küçücük bir problemini çözmesi gerekiyor. Başarı tadılarak daha da büyütülür. Onun için yani orada çözemediği her soruyu öğretmene çözdürmesinden vazgeçeceksiniz. Bir ikincisi, mesela çocuğunuz 10. sınıf ya, sizin çocuğunuzun muhtemelen 7 ve 8. sınıf matematiğinde de problem vardır. O zaman 7 ve 8. sınıf matematiğinden konu anlatımlı bir kitap alın. Önce oradan başlasın. Az az. Sonra 9. sınıfı. Şimdi Güldalı Hanım, burada şunu hiç unutmayın. Çocuklar 9. sınıfta çalışmazlar. Niye? İşte bir lise giriş sınavı var ve oradan yorgun çıkmışlardır. O yorgunluğun sonunda da dinlenme düşüncesi içerisinde olurlar. Bakın, ben de diyorum ki 9. sınıfı anlamazsanız onu zaten anlamazsınız. Şimdi benim sizlerden ricam, değerli anne babalar, Güldalı Hanım dahil buna, çocuğunuzda matematik beceriksizliği diye bir kavramı asla kabul etmeyin. Uygulanan yöntemleri yanlış diye kabul edin. Ve o yöntemleri değiştirdiğinizde çocuğunuzun daha iyi öğreneceğini söylüyorum size. Bakın ne dedim? 7 ve 8. sınıf konularına yönelsin. 9. sınıf konularını detay öğrenmezse onu zaten çözemez. Bunlar sıkı ilişkililik içerisindedir. Hani hep eleştiriyorum ya ben, hala da yapıyorlardır. Yani kursların bir şeyi değiştirme şansı yok. Onlar çünkü her şeyi herkesten daha iyi biliyorlar maşallah. Hani şu konudan soru gelmez, bu konudan soru gelmez, bundan soru gelmez, şundan soru gelir şeklinde. Diyelim ki 70 matematik konusunun 30'unu eleyip 40'ından ders anlatıyorlar. Çocuğun netede bir tane artmıyor. Kurslara da söylüyorum ben. Siz böyle yaptığınız sürece ne oluyor? Çocukların neti artmıyor. Arkadaşlar bakın, dikkat edin. İçinizde sizin matematik bilim insanı yok mu? Matematik eğitmeni vardır, belletmeni vardır o zaman. Çünkü neden? Bütün konular birbiriyle ilişkilidir matematikte. Birini bilmezseniz öbürünü bilemezsiniz. Soru gelmeyen konuyu da öğreteceksiniz. Bu böyle. Şimdi kaçak güreşmek, Kırkpınar gibi, yağlı pehlivan gibi elden kayıp gitmek yok. Biz bunları söylüyoruz efendim. Şimdi Nisa Taşkın, Ankara. Öğrenci 7. sınıf, hafta sonları ders yaparken dikkatim tekrar yaparken dikkatim dağılıyor. Şimdi hafta sonu ders yaparken dikkatim tekrar yaparken dikkatim dağılıyor. Şimdi arkadaşlar da kötü yazmışlar bunu. Şimdi Nisa'cığım, ya sen öğrenci olan sensin, öyle anladım bunu. Taşkın, tekrar yaparken dikkatim dağılıyor. Şimdi size şöyle bir ifadede bulunmak istiyorum. Aynen tekrar yapmalarda o bilgi beyninizde muhtemelen varsa, beyin diyor ki bu bilgi burada zaten var. Bu defa dikkatiniz başka yere kayıyor. Çocuklar, anında geri bildirimli çalışmayı ben her hafta anlatmaya çalışıyorum. Hafta sonu tekrar ederken sevgili Nisacık, sevgili öğrencim, mutlaka her başlığı tekrar ettikten sonra kitabı, defteri kapat, bir de hafızandan tekrar et. Ama aynısını değil,
sadece anladıklarını, bunu yaptığında dikkatinin dağılmadığını göreceksin. Elif İlci Bitlis, lise mezunu öğrencimiz. Evet, disleksi rahatsızlığım var diyorsun, öğrenme güçlüğü, evet. Bunu RAM koymuş, zannediyorum bunu RAM koyamaz. Bunu psikiyatrlara daha iyi tespit etmeleri gerekiyor. Biraz disleksi, biraz da beyinle de alakalı bir sıkıntı. Fizik, kimya, biyoloji, matematiği yapmayan, fizik, kimyadan da işleme yönelik sorular var. Ne yapmalıyım diyorsun. Şimdi sevgili öğrenciler, birçok bilim insanında, dünyada dahi diye niteleyeceğiniz insanlarda disleksi problemi var. Hatta Einstein'ın bile disleksi olduğuna dair çeşitli söylemler var. Ben bakın, onlar da matematik ve fizik dehalarından söz ediyorum. Şimdi az sonra araya gideceğiz sevgili Elif. Dönüşte bunu sizinle daha detay konuşacağım. Lütfen arada Instagram Bonus Hoca üzerinden sorularınızı göndermeye devam edin. Kısa bir süre sonra buradayız efendim. Eğitim Atlası programı devam ediyor ve Akit TV'desiniz şu anda. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Sorularınız ve yoğun gelen telefonlarınız için çok teşekkür ederim. Çocuklarınıza sahip çıkın. Biz de sahip çıkıyoruz. Ve şimdi bakın, bu disleksi konusu matematik öğrenme güçlüğü olarak da kendini gösterir. Türkçe ve dili kullanma becerilerinde de bir sıkıntı vardır. Şimdi görüldüğü gibi zaten çocuğumuzun fizik, kimya, biyolojisi iyi. Disleksi problemi öyle hat safhada değil. Matematiğe özel öğrenme ile ilgili sıkıntı nasıl aşılır? Matematikle ilgili iyi yöntemler kullanarak. Yani böyle önüne, hadi bakalım sen şu kümeleri öğren, hadi bakalım sen şu türevi integrali öğren diyerek olmaz. Küçük adımlar ilkesiyle bunu başarmak zorundayız. Elif İlci, bizi Bitlis'ten takip etmenizi rica ediyorum. Evet, Mahmut Tefikli Kocaeli'den veli. Evet, lise sonunda çocuk. Çocuğum polis akademisi istiyor. Ne yapmalı? Takip edin polis akademisi sınavlarını. Güzel bir alan. Çocuğunuzun isteği bu yöndeyse lütfen önünü kesmeyelim. Bakarsınız orada çok güzel yerlere gelir. Nazife Aslan, Ankara veli. Torunum ikinci sınıfta, helal olsun size, torununuz adına bizi izliyorsunuz, bu bizim bir klasiğimiz aslında. Dersleri çok güzel, sınavlarda çok hata yapıyor, sizce sebebi nedir? Şimdi şöyle düşünün, bir kısım sorularda da hata yapmıyor demek ki. Demek ki çok iyi öğrenirse hata yapmayacaktır. O zaman senaryomuzun tamamını öğrenme üzerine oturtmamız lazım. Bizim sınavlarda, ona bilişsel yük deniliyor, yani sınavlarda halletmeniz gereken çok sayıda, bir soruyu çözmek için halletmeniz gereken çok sayıda problemle giriyorsunuz sınava. Soru geliyor, hangisine dikkatinizi vereceğinizi bilemiyorsunuz. Bu bilişsellik hem dikkat sıkıntılarına hem de stres problemlerine yol açabiliyor. Onun için ne kadar bilgi seviyeniz fazlaysa o kadar stresle ilgili sıkıntınızın daha az olduğunu gözlemliyorsunuz. Nurten Kaş, Ankara veli. Çocuğum 12. sınıf, fen lisesinde okuyor. Bilgisayar ve oyun bağımlılığı, ne yapsak kurtaramıyoruz. Bunun uzmanları var. Şimdi biz ne dersek diyelim. Çocuğun, ben eğitim açısından söyleyebilirim. Örneğin çocuğun güzel bir hedef varsa, hayallerinin peşinden koşabileceği bir hedef varsa bilgisayarı hiçe sayar. Ama bu bağımlılık konusunun uzmanlarını bulmanız gerekiyor. Lütfen bunu o tarz bir uzmanla konuşursanız sizi yanlış yönlendirmekten kendimi imtina ederim. Yadigar, evet, Düzcan Ankara'dan arıyor. Öğrenci 9. sınıf. Evet,
incele, sor, oku, anlat, tekrar yöntemiyle çalışırsak faydası olur mu? Şimdi inceliyorsun, bak dikkat et şimdi. Sonra sorguluyorsun. Sonra onu bir okuyorsun. Sonra başkasına anlatıyorsun. Sonra tekrar ediyorsun. Şimdi sevgili öğrencim ya da veli ise Yadigar Hanım, ben bunu böyle ifade edeyim. Bunu kim önermişse çok güzel önermiş. Yani diyoruz ya, bu olayın üstünde düşünmedir. Yani bunu böyle hani bir format olarak almanın da bir anlamı yok. Ama bunu söyleyen her kimse güzel söylemiş bir defa. Tebrik ederim. Kesinlikle faydası olur. Hem de böyle bunu daha sonraki dönemlerde 12. sınıfta, efendim üniversitede, hayatın kendisinde de çok rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Bizim de anlattığımız zaten bu. Lütfen bunlara, bu güzel önerileri veren arkadaşlara sık sık danışmanızı da ayrıca öneriyorum. Aydın Çetin, efendim, evet Malatya zannediyorum, Malatya veli. Çocuk lise sonunda programı akşam yapsanız çok daha güzel olur. Şimdi değerli Aydın Çetin, programımızı akşam yapsak gerçekten güzel olur. Onu da isterseniz deneyebiliriz. Konuşabiliriz mümkünse. Bu bir öneri tabii ki. Biz akşam saatlerinde de kahvaltıda sizi yakalamaya çalışıyorduk ama şöyle bir 7-8 gibi de yapılabilir tabii. Onu da bir ilk fırsatta iletelim. Ama bu program akittv.com.tr'den bu programı takip edebilirsiniz. akittv.com.tr'ye program bittiğinde girin, çocuğunuzla birlikte koca onu ekrana düşürün ve oradan takip edin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. En azından bu talepler bizim için çok önemli. Murat Erdoğdu, Osmaniye. Osmaniye'mize de selamlar olsun. Ha, bu bizim Emir'in babası. Evet, Murat Erdoğdu, Osmaniye. Şimdi Murat Erdoğdu çok özel bir velidir. Kendini çocuklarına, bu ülkenin güzelliklerine, memleketine, milletine adamış. Yüreği çok geniş bir insan. Sevdiğimiz bir dostumuz oldu artık velinin ötesinde. Burada gerek Murat Erdoğdu'ya, gerek Emir'e, gerekse de Osmaniye'mize selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Murat Bey yine çocukları için ekran başında model örnek bir veli. Gerçekten kendisini kutluyorum her zamanki gibi. Dilek Metin İstanbul veli, çocuğum 12. sınıfta, kızım klasik müzik dinleyerek ders çalışıyor. Test dinlerken de müzik dinliyor. Şimdi çözerken de müzik dinliyor. Şimdi klasik müziğin faydaları anlatılır ya da enstrümantal müziğin. Fakat şimdi o fayda, çok dikkat etmenizi rica ediyorum şimdi. Müziği dinlediğiniz sürece fayda sağlıyor size. Sonra kısılma etkisi denilen bir etkiden bahsediyor bilim. Müzik sustuğunda IQ performansı geri düşüyor 9 puan kadar. Şimdi burada beyin alışıyor sonra klasik müziğe. Neden? Sınavda yok. Ama siz klasik müzik dinleyerek çalışmaya alışmışsınız ve sınavda müzik yok. Şimdi oradan boşalan sesi beynimiz, gözetmenin ayak sesi, arkanızda öksüren biri, burnunu çeken biri, sayfa çeviren bir öğrencinin sayfa seslerine ile doldurmaya çalışıyor. Biz bunları zaman zaman burada gündeme taşıdık. Eğitimi bilmeyen, sahayı bilmeyen, kendi alanına hakim, kıymetli hekimlerimiz bunu bir dikkat sorunu diye algılıyor. Tenezzül buyurup da bu konuyla ilgili eğitimde alanında sağ çalışması ve akademik çalışmaları incelemiyor. Ve sadece disiplinel anlamda kendi disiplini açısından bakıyor. Sağ solu görmediği için de Türkiye'de öğrencilere dikkat eksikliği üzerinden bir kıyım yapılıyor. Stres üzerinden bir kıyım yapılıyor. Ben bunları söylerken el kol hareketlerimin, ses tonumun bile değiştiğine dikkat edin. Biz bu konuyla ilgili uyarılar verdiğimizde de hop oturup hop kalkıyorlar. En son Çukurova Üniversitesi'nden geldi böyle bir şey. Öyle diyor biri, ben Çukurova Üniversitesi'nin hocasıyım diyor. Çukurova Üniversitesi'nin hocası da olabilirsin, bahçıvanı da olabilirsin. Benim için hiç fark etmez. Siz eğer sahaya çıkıp araştırma yapıyorsanız bizim muhatabımızsınız. Yapmıyorsanız kesinlikle muhatabımız olamazsınız. Kendi disiplininizin, yani kendi çöplüğünüzün horozusunuz siz. Böyle ifade edeyim. Lütfen bu sert cümlelerimi de ben hak etmeyenleri tenzih ederek söylüyorum. Ondan sonra öğrenciyle ilgili bir araştırma yapmayın.
Araştırma yapanların da ağzını tıkamaya çalışın. Yok öyle yağma. İşte biz onun için değerli velilerimiz, unutmayın en son Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde, hastanesinde yazılan ilaç, Antalya'da stres ilacı bir öğrencinin ölümüne sebep oldu. Antalya'dan Ankara'ya gelerek yazdırıyor bu ilacı da. Çok büyük bir hastaneye. Allah ıslah etsin. Asla Allah ıslah etsin de sizi Allah öğrenmeye sevk etsin. Ben başka ne diyebilirim ki? Bu ülkenin çocuklarının biz tırnağına bir şey gelmesini istemiyoruz. Onların mücadelesini veriyoruz. Sultan Çelebi İstanbul mezunu öğrenci, sayısalcı, LYS'ye çalışırken edebiyat, tarihte çalışıyorum, harikasın. Sizce sözlere çalışmalıyım. Bakın çocuklar, ben şimdi geçen haftalarda bunu anlattım. TYT'de, cumartesinin yürüyeceğiniz birinci sınavda 20 tane sosyal var sayısalcılar. Bir tane tarih sorusuyla bir tane matematik sorusu aynı puanı getiriyor. Standart sapma hariç. Küçük bir fark var orada da. Aynı puanı getiriyor. Ha bir tane din dersi sorusu çözmüşsünüz. Ha geometriden bir soru çözmüşsünüz. Sevgili öğrenciler, emin olun hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız sosyale çalışmazsanız. Her pazartesi bir saat coğrafyaya çalışın, 5 soruyu yaparsınız. Bakın 5 buradan geldi. Her salı bir saat din dersine çalışın, 5 tane din dersi sorusunu yaparsınız. Her çarşamba bir saat tarihe çalışın, 5 tane tarih sorusunu yaparsınız, etti 15. Her perşembe bir saat felsefeye çalışın, 25 tane felsefe sorusunu yaparsınız, etti 20. Kaç matematik yapıyorsunuz çocuklar TYT'de? Diyelim ki 27. Ekleyin üstüne 20 sosyali, işte 47 matematik yapmış oluyorsunuz. Ve bunun farkına varmıyor arkadaşlarınız çocuklar. Ben sahada çalışıyorum ya. Şimdi bugün seminer, ben burada sunumu yaptıktan sonra pazar günü neredeyim? Balıkesir, Edremit, Balıkesir'in bazı ilçeleri, 3 gün o bölgeyi tarayacağım. İzmir, tekrardan döneceğim İzmir'e ve arkasından Adana'ya. Sonra Eskişehir, sonra Çankırı, sonra tekrar İstanbul. Sonra bakın dikkat edin, devam ediyor bunlar. Bunları tabii yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir hayrına yaptığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ve Biruni Üniversitesi'nin çalışmalarıyla hayata geçiriyoruz. Bunları sıklıkla söylüyorum. Onların da emeği var çünkü bu işlerde. Onun için çocuklar sosyali mutlaka çözün diyoruz. Ve şimdi dikkat edin, günün tavsiyesiyle ilgili harika bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum. Instagram Bonus Hoca üzerinden sorularınızı gönderin. Ve Instagram Bonus Hoca üzerinden günün tavsiyelerimizi okuyun. Ve günün tavsiyeleriyle ilgili çalışmaları da tek tek takip edin. Şimdi sevgili öğrenciler, bir konuyu bir öğretmenden bir kez, hadi en çok iki kez dinlediniz. Üçüncü kez asla dinlemeyin. Yani ders dinlemek için etüt almayın. Başka yöntemler kullanın. Yöntem yetersizken siz kendinizi yetersiz görüyorsunuz. Anne babalar, çocuğunuzun uyguladığı yöntemleri yetersiz görün, çocuklarınızı yetersiz görmeyin. Başarının özü yeterlilik duygusunda yatar. Siz yöntemleri siz yaratmadınız. Yöntemler Allah'ın yarattığı bir şeydir, zihnimiz kanalıyla. Onun için lütfen o yöntemleri öğrenmeye çalışın. Bu da çok önemli. Çocuklarınızın özgüvenini aşındırmama açısından son derece önemli. Evet, Emir Akta, iyi bir üniversite hedefi için günlük en az kaç saat çalışmalıyız? Şimdi Instagram Bonus Hoca'dan gelen bir soru, bu harika bir soru. Emir'cim bak ne yapacaksın? 24 saatimiz var ya bizim. Eksi 7 saat uyku. Ne kaldı? 17 saat. Şimdi sabah kalktın, 8'de okula başladın. 14'e kadar 6 saatte oradan çık. Ne yaptı? 11 saat kaldı geriye. Bunun yol, 2 saat yol git gel. Efendim, 2 saat yemek, 4. Her gün senin aslında okuldaki boşluklar da dahil olmak üzere 5 saatlik çalışma zamanın var hafta içi. Akşam 8'de derse başlasan
12'ye kadar 4 saat eder. Bir saatte işte okul boşluklarında çalışsam 5 saat eder. Çocuklar nasıl bir çalışma planı yaparsanız yapın, birinci ihtiyaç olan sosyal doyumu gerçekleştirmezseniz, anne babaları da bunu hiç unutmaması gerekiyor, beyninizin öğrenme bölgeleri baskı altında kalır, öğrenmeye karşı kin, nefret beslersiniz. Sürekli öğrenme telkinlerinde bulunan ben ya da anne babanız ya da öğretmenlerimize karşı nefret beslersiniz. Onun için sevgili Emir Akta, harika bir soruydu bu. Bu şekilde planlamanız gerekiyor günlerinizi. Lütfen bunlara dikkat edin. Nuran Bayar, Hatay. Hocam, ortalamamı yükseltmek için ne yapmalıyım? Doğru çalışma yöntem ve tekniklerini uygulayacaksınız çocuklar. Demek ki hiçbir şey düşünmeden aynen tekrar ederseniz öğrenme engeli dediğimiz bir durum ortaya çıkar. O aynen tekrarları buradan nasıl soru gelir diye düşünerek, soru yazarak, özet çıkartarak, başkasına anlatarak gibi farklı yöntemlerle çalışırsanız öğrenme engeli çocuklar olur, öğrenme trampleni, sıçraması şekline dönüşür. Sizi böyle roket gibi atar ileriye. Dikkat edin bunu. Onun için önemli olan doğru çalışmaktır ve doğru çalışma yöntemleriyle ilgili olarak bonsojo.com'da biz çok sayıda yazı yazdık. Onları okuyun. Artı Instagram'daki günün tavsiyeleri çok önemli. Evet, Elif Nur Konukçu, Adana, öğrenci, 12. sınıf. Psikoloji kazanmak için TYT ve AYT'den yaklaşık kaç net yapmalıyız? Şimdi sevgili Elif'ciğim, bak, güzel bir soru. Önce çok teşekkür ederim. Şu anda ekran başındasın da. Kaç net yaparsan yap. Bak, sen Adana'dasın. Ben 11 Temmuz'da, Ağustos'ta Adana'da olacağım. Lütfen bana bu programı da hatırlatarak mutlaka yanıma gel. Bak, sen aldığın netle, diyelim ki çocuklar psikoloji geçen senelerde kaçla alıyor? İlk 30 binde, değil mi? Bakın, ben de diyorum ki bu yıl 50 bininci olduysanız dahi psikolojiyi yazdıracağım size. Güzel bir teknikle kazandıracağız. Bakın, onun için diyoruz ki 31 Temmuz'dan itibaren ben İstanbul'da Biruni Üniversitesi'nin kampüsünde sabahtan akşama kadar oradayım. Lütfen bize danışmadan asla tercih yapmayın. Bu yıl müthiş bir karışıklık var. Ama müthiş de bir fırsat var. Bu fırsatları sizinle paylaşacağız. Psikolojiden asla vazgeçme. İnşallah kazanacaksın. Şu ya da bu net seni sıkıntıya sürükler. Zekiye Akkoç. Hocam, kızım fen lisesinde 9. sınıfta. Elinden geldiğince çalışıyor. Elinden geldiğince çalışması maalesef bu 9. sınıf öğrencilerin tamamının yaptığı şey. Bir yerde eksikliği var. Tabii ki var. Biz de anlamıyoruz. Sınavlarda başarılı olmak istiyor. Anladığım kadarıyla şöyle düşünün. 9. sınıfta öğrenciler o sosyal ihtiyaç diyoruz ya size, beyne baskı yapar. Bu sosyal ihtiyaçlarını doyurmadıkları için, sosyal ihtiyaçlarını karşılamadıkları için, lütfen dikkat edin, beyinleri baskı altına giriyor. Onun için burada biz 9. sınıftaki öğrencimize hobileri, aktiviteleri de içeren güzel bir çalışma planı yapmalıyız ve bunu da gerçekten çok sıkı yapmalıyız. Zekiye Akkoç'a böyle söylüyoruz. Tuğba Türkoğlu, Instagram bonsocudan yine. Sınava girince heyecanlanıyorum, ne yapmalıyım? Şimdi Tuğba'cığım, bak, hangi derslerde heyecanlanmıyorsun? Bu birinci soru. O bildiğin derslerde heyecanlanmazsın. O zaman seni heyecanlandıran derslerinde iki şey yapacaksın. Seni heyecanlandıran derslerde en iyi bildiğin konularından başla. İki, o derslere daha çok çalış. Çocuklar, ne yaparsanız yapın, sınav sizi heyecanlandırır ve bunun için de lütfen mutlaka ama mutlaka iyi çalışmanız gerekiyor. Bakın, harika bir programdı bugünkü programın konusu. Herkese bu programı akittv.com.tr'den izlemesini tavsiye edin. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Önümüzdeki hafta konuğumuz ünlü rehberlik uzmanı Besim Türkoğlu. Özünde PDR'cidir.
ve Rehberlik Günleri Kom'un genel koordinatörüdür. Siz burada Besim Türkoğlu'nu dinleyeceksiniz önümüzdeki hafta. Kaçırmayın bu programı ve görüşmek umuduyla efendim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.